Yine ne söylüyoruz Yarış son düzlükte kazanılır. Bunu ancak kazananlar bilir. Merhaba sevgili arkadaşlar. Ben Yektumat Yasin Kara. Kartezen çarpımı 4 soruyla karşınızdayım arkadaşlar. Şimdi 4 tane soru çözeceğiz. Bu sorularla beraber kartezen çarpımının grafiğini, kümesini, her şeyini tekrar etmiş olacağız arkadaşlar. YKS'ye son darbe konsepti karşınızda. Arkadaşlar bu konsepte en önemli, en vurucu soruları seçtim. En sınav tarzı soruları seçtim. O yüzden bu konsepte dikkat edin. Sıradaki konu başlığı ne olacak? Onu dikkat edin, dikkat takip edin. Birden fazla video atacağım. Hızımı yakalayın. Bu arada arkadaşlar burada çözüm sorulara. Daha önce denk geldiyseniz hemen atlıyorsunuz. Denk gelmeyen birçok arkadaşımız var. Bunun farkındayım. O arkadaşlarımız da yorum butonuna, yoruma çöküyorlar. Ve ne diyorlar? Aslanlar kükremekten yorulmaz. Evet sloganımız bu arkadaşlar. Kartezen çarpımı 4 soru ve pdf ile sizi baş başa bırakıyorum. Bu konsept inşallah iyi olacak. Kendinize iyi bakın. Haydi YKS son darbe konsepti başlasın. Bu soruyla Kartezyen'i gelin özetleyelim dostlarım. Başımızın belası. Zor görünüyor ama zor değil. Ufak bir mantığı var. Adı da bir korkunç bir tuhaf ama zor değil. Çıkmış kartezyenleri çözdüm bugün bayağı kolaymış. Bence kartezyenleri dert ettiğiniz kadar zor bir konu değil. Bunu da çözeceğiz. Ve bu soru üzerinde ben kartezyeni inşallah sizlere özetleyeceğim arkadaşlar. Şöyle sorumuza bir bakalım. Bize diyor ki alt kümeleri verilmiş. Belirttikleri şekiller için hangileri doğrudur? Bakın arkadaşlar buradaki tırtıklı parates, parates Buradaki dahil parantezi, buradaki yine e, tırtıklı parantez. Yani bu noktasal gösterim. Bu belli bir aralık, bu belli bir aralık. Bu da e, yine tırtıklı, yani noktasal. Tamam mı? Elit adı noktasal, e, argo adı tırtıklı. Şimdi şöyle baktığımız zaman bakın A kartezyen B'yi ben çizeceğim arkadaşlar şimdi. A kartezyen B ne demektir? X eksenine A A kümesini çizin. 1 2 3 çizdim. E, ee, B'ye de 1 ve 3'ü çizin. 1 ve 3'ü çizin derken bak burada dahillik var. Şöyle dikkatli bak. 1'den 3'e kadar tüm reel sayılar içerir bu. Bak böyle kalın bir şey çizeceksin. Tamam mı? Sonra bu ikisini kesiştireceksin. Şu 1. Şu 2. Şu 3. Mantığını anlayacaksınız şimdi. Yani şuradan şuraya kadar olan kısım 1. Şuradan şuraya kadar olan kısım 2. Buradan buraya kadar olan kısım 3. Ne demiş? Bir kenarı 3 birim olan karesel bölge belirtir. Hayır, yanlış. Ne belirtir? Y eksenine paralel 3 doğru belirtir. Y eksenine paralel 3 doğru belirtir. Her öncülü tek tek yorumlayacağım. Şöyle bir soru çözüm var. Öğrenciyken de çok karşılaştım. 1 değil, 3 değil cevapçı. <laughs> Bunu yapmayacağım arkadaşlar. Ne belirttiğini söyleyeceğim. Tamam canlarım. Canlarım. Evet. Bu yanlış. Bu gitti. A çarpı D üç farklı nokta belirtir. Arkadaşlar A çarpı D'yi de çizeceğim. Üşenmeyeceğim. Bugün üşenme günü değil. Bugün saldırı günü. Hooligan yıktım at. D kümesini çiz. 2, 3. Bak noktasal. Tırtıklı. sokak adı tırtıklı. Elit adı noktasal. Bunlar nokta belirtir. Bu noktaların kesim noktaları şöyledir. Bunu da Yeşil sarıyla göstereyim böyle. Fenerli arkadaşlar kızıyorlar bana. Onlara da böyle bir moral, moral olsun. Evet. Ne belirtiyor arkadaşlar? 6 farklı nokta. 3 farklı nokta demiş. Bu da yanlış. Geçiyoruz şimdi A kartezyen C'ye. A kartezyen C'yi de arkadaşlar şuraya çizeceğim. Evet. Önce A kümesini çizelim. Noktasaldır. Tırtıklı çünkü. 1, 2, 3. Çizdim onu. C kümesine C kümesi eksi 3'ten eksi 1'e kadar. Onu da y ekseninden alıyoruz. Bak her zaman ilk yazılan x ekseni ikinci y ekseni unutmayın. Eksi 3'ten eksi 1'e. Yani kısacası şöyle olsun ya. Şöyle eksi 3 eksi 1. Ama aralık olacak. Neden? Çünkü bak bunda dahillik var. O zaman ne olur arkadaşlar? Şöyle bir, şöyle 2, şöyle 3. Ortak kesim noktalarını alıyorsun. Bak buradan geliyorsun. Şunların böyle alıyorsun. Bak buralarda hep şu çizdiğine dikkat et. Eksi 1 ile eksi 3 arasında değer oluyor. X'i de 1. Eksi 1 ile eksi 3 arasında Y'de değer oluyor. X'de 2'yi alıyor. Eksi 3 ile eksi 1 arasında değer alıyor. X'de de 3 alıyor. Tamam. Ü, y eksenine paralel 3 doğru parçasını belirttim. Plav. Helal sana be koçum. Güzel. Şimdi geldim şuna. B, çar, B kartezen C. Arkadaşlar B kartezen C ile onu da şuraya çiziyorum. 1'den 3'e kadar olan yer şurası. Önce B'yi B çizdim. Bak ilk, ilk söyleyen her zaman x ekseni. C'yi de şu de şuraya çizin. Eksi birden eksi üçe kadar. O da şöyle. Bunu böyle çizmeye eğer başarırsan şöyle. Bak böyle çizersen bunu da şöyle bunu da böyle çizeceksin. Şöyle bir kare oluşuyor. Burası iki birim. Burası da 2 birim. 2 birim. 2 birim. Alanı 4 olan bir karesel bölge belirtiyor. Bu da doğru oluyor. O zaman ne oldu? 3 ve 4. Arkadaşlar yazarken çok uğraştığım bir soruydu. Sırf dedim ki çözerken Konuyu özetlemiş olalım. Bence özetledik. Bir yorum hak ettim. Dislike atmak serbest. Yorum yapılmalı arkadaşlar. Benim derdim beynimek falan değil. Ben duygu ve düşüncelere çok önem veriyorum. Bu soruya özel bir yorum beklerim. Beklerim çünkü her şeyini ebesinin nikahına kadar anlattım. Arkadaşlar bu soru üzerinde Kartezyen'in mantığını da bir tekrar edelim. Bakın şimdi Kartezyen'de mantık var. Mesela A kümesi X ve Y elemanlarından oluşsun. Tamam mı? B kümesi de 1 2, 3 elemanlarından oluşsun. Burada A kartezyen B dediğin zaman senin A kartezyen B kümen şöyle oluyor. X'i tek tek her birine götürüyorsun. Yani X 1'e gidecek. X 2'ye gidecek. X 3'e gidecek. X kaç yere gitti? 3 yere. Y kaç yere gidecek? Virgül devam ediyor. Y 1'e gidecek. Y 2'ye gidecek. Y 3'e gidecek. Bu da kaç yere gitti? 3 yere. O zaman ne oldu arkadaşlar? Bu 3 yere gidiyor. Bu da 3 yere. 2 çarpı 3'ten 6 elemanlı oldu? 2 çarpı 3'ten 6 elemanlı olmuş oldu. Şimdi burada bir nokta çok önemli. Yani bu sorunun bir noktası çok önemli. Bakın dikkat edin diyor ki kümelere veriliyor. Bu küme A kartezyen B'nin alt kümesidir diyor. Buna göre A, A B sıralı ikilisinin kaç farklı değeri vardır? Şimdi arkadaşlar bakın sol tarafta yazılan A'dan elemanlar yani şunlar A'nın elemanları olacak. Sağ tarafta yazılanlar da B'nin elemanları olacak. Yani şunlar da B'nin elemanları olacak. Tamam mı? Şimdi ben buradan bir yorum yapacağım. Nasıl bir yorum yapabilirim? Şöyle bir yorum yapabilir miyim? Burada A'nın alabileceği kaç değer var? Mesela A1 olsa 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2. A'nın 4 tane değeri var. A'nın 4 tane değeri var. Peki burada da B'ye baksam. B'de arkadaşlar yine B kümesinden değer alacağı için yani burada B'ye bence böyle bakmayalım. Bak ben burada farklı bir yönteme gideceğim arkadaşlar. Buradan anlattığım zaman mantıklı olur gibi geldi ama buradan birazcık kafanız karışabilir. Şimdi bu A, A kümesinden ya. O zaman A'nın 4 tane durum var. 4 tane. Peki burada B'de B kümesinden ya. B'nin de 4 tane durum var. Otomatikmen kaç tane A, B sıradaki yazı? 4 çarpı 4'ten 16 diyeceksiniz. Sakın demeyin. Sakın demeyin. Çünkü burada bir küme olduğu için bakın A'ya ben A'ya değil de hani burada bir şeye 2 var ya. Mesela A 3 olduğu zaman 3'e 2 B'de 2 olduğu zaman arkadaşlar 3'e 2. Bu küme 2 defa yazılacağı için tamam 16 tane değer var ama hani bu sıralı bir tanesini çıkarmanız lazım. Yani A'nın 3 A'nın 3 B'nin 2 olduğu durumu çıkarmanız lazım. Çünkü bu durum zaten var. Hani 3 2 2 defa buraya yazamaz. Hani büyük şu kümenin içinde 2 defa 3 2 olamaz. Dolayısıyla bu 16 tane değerin içinde bir tanesi sakata geliyor. O da kim? Bu. Peki başka sakata gelen var mı? 2 6 gelebilir mi? Bakın elde edebilir misin? Hayır. 2 6 elde edebilme şansın yok. Burada bu yönüyle çok karıştırıcı bir soru arkadaşlar. Yani 16 ile 15 arasında ve 4 arasında gidip gelebilirdiniz. O yüzden burada yani A3, B2 için olan sıralı ikili 32 oluyor. 32 hem burada hem de burada yazamayacağı için e, ne oluyor? E, i̇ki defa olamıyor, o yüzden gitti. Yani ne olacak o zaman? 16 tane değil, 15 tane sıralı ikili olmuş olacak. Bu da kümenin mantığından gülüyor. Yani 2 26 ile ilgili tehlikeli bir durum var mı yok? Çünkü neden 26 ile ilgili? Zaten A'yı ne yazarsan yaz 2-6 oluşamaz. B'yi de ne yazarsan yaz 2-6 oluşamaz. 2-6 burada sadece kafa karıştırmak için olan bir etken. Arkadaşlar bu soru bence sınavlık bir soru. Diyor ki A eşittir. X bölü 2 öyle ki X elemanıdır. 0, 2, 4, nokta nokta 20'ye kadar olmak üzere. A kartezyen A kartezyen çarpım kümesinden seçilen herhangi bir AB elemanı için kökün içinde A artı B sayısının tam sayı olma olasılığı kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar bir kere burayı okumayı öğretelim. Burası öyle ki demek. Öyle ki. X elemanıdır böyle olacak. Yani A kümesinin elemanları ne biliyor musunuz? A kümesinin elemanları X bölü 2'ye eşit. Direkt A eşittir X bölü 2 diyebilirsiniz. 0 2'ye bölün. 0. 2 2'ye bölün. 1. 4 2'ye bölün. 2. Böyle gider gider. Kaça kadar? 10'a kadar gider. Çünkü niye? 22'ye bölün? 10 gelir. Şu an ben A kümesini buldum. Ben burada A kartezyen A yazdığım zaman arkadaşlar bu şu anlama geliyor. Yine bir tane aynı A kümesinden bir tane daha var. Öyle düşünün. Böyle böyle gitsin. Burası 10. Yani ne olacak mesela 0 0'a 0 1'e 0, e, 0 2'ye böyle gider. Birkaç tane yazayım. 0 0'a virgül 0, 0 1'e virgül 0 2 bu şekilde gidecektir. Tamam mı? Kaç tane eleman vardır burada? sıfırdan ona kadar 11 eleman var. Yani A kümesi 11 elemanlı. O yüzden arkadaşlar A kartezyen A'nın eleman sayısı 11 çarpı 11'den ne gelir? 121 elemanlıdır. Şimdi bana diyor ki herhangi bir AB elemanı için yani 121 tane elemandan seçiyorum. O zaman tüm durumum ne benim? 121 tane tüm durumum var. Yukarıda ne olacak? İstenen durum olacak. İstenen durum da yukarıda olacak. Şimdi istenen durum ne? Kökün içinde A artı B'nin tam sayı olma olasılığı. Şimdi arkadaşlar burada Birazcık deneyeceğiz. Denerken de acele etmeyeceğiz. Bakın. Ee, sıfırla sıfırın toplamı tam sayım evet. Önce sıfırı bitirin arkadaşlar. Sıfırla bir olur. Sıfırla dört. Sıfırla dokuz. Tamam başka da yok. Sıfırı bitirdim. Şimdi bire geçiyorum. Bir ile sıfır. Bakın unutmayın bir sıfır. Bir ile üç. Bir ile sekiz. Tamam başka yok. İkiye geçin. İkiyle iki ile iki 2 ile 2 oldu. 2 ile 7 9. 2 bitti. 3'e geçelim. 3 1 3 6 3 6 daha 9. Tamam. 3 de bitti. Şöyle şuradan devam ediyorum. 4 0 olur. 4 5 olur. Bu da bitti. 5 4 9 olur. 5 9 14 olmaz. 6 3 9 6 10 bak unutmayın. 6 10 16. Burası çok kaça, kaçan bir yerdi. 6 devam ediyorum arkadaşlar 7 2 9 7 9 16 8 1 9 8 9 8 8 16 9 0 9 9 7 16 bakalım kaç tane var dört tane şuradan var blok blok sayalım 7 9 11 14 15 16 17 18 19 20 21 22. Hayda. Şimdi acaba burada kaçtı mı? Şimdi bir bakalım. Bir tane kaçmış olabilir. Siz de sınavda sayerken kaçırabilirsiniz arkadaşlar. 4 0 4 5 5 4 9 5 10 olmaz. 6 3 9 6 10 9 9 18 9 10, 19. Bir daha sayayım. 6 8 11 13 15 18-22 0-01 0-4 0-9 Bir tane eksiğim var kesin bulacağım. E bir de 10 ve 6 var. Değil mi arkadaşlar? Evet. <laughs> Eksiği buldum sonunda. Helal olsun bana. 10'a 6 var. O zaman kaç oldu? 23 oldu. 23 bölü 121 gelecek buradan. Bakın buraya kadar 22 tane vardı. Ee, bir de ona 6 olma durumu da var. Ne oluyor? Oradan da 16 oluyor. O yüzden toplam kaç tane sayı oluyor? 23 tane oluyor. 23 bölü 121'den cevap Bursa gelmeliydi arkadaşlar. Sonuncuyu hakikaten çok zor aklıma geldi. Halbuki şuraya baktığın zaman daha rahat görülebilirdi. Arkadaşlar güzel bir dersin sonuna geldik. Sıradaki konuyu tahmin edin. Tahmin butonuna çökün. Tahmin butonu yok. <laughs> Çökecek yer aramayın. Yorum yazın. <laughs> Yorumlarda buluşalım. Sıradaki ne olacak biliyor musunuz? Yine böyle çok sevmediğiniz kıl bir konu olacak ama çıkıyor işte. Çıkıyor kardeşim. Çıkıyor. Çıktığı zaman da sana bir net yaptırıyor. Sen kılımını boşver. Sen nete bak. Kendine de iyi bak. Evet şimdi arkadaşlar bakın diyor ki x ve y birer rakam olmak üzere a birleşim c kartezyen b birleşim c. kartezyen çarpımının eleman sayısı 24 olduğuna göre x çarpı y toplamının alabileceği farklı değerler toplamı kaçtır diyor. Şimdi değerli arkadaşlarım. Birincisi olarak bakınız burada diyor ki şu kartezyen kümesi bakın. A birleşim C çarpı B birleşim C yani bu çarpı kartezyen biliyorsunuz bu kartezyen çarpımının eleman sayısı kaçmış 24. Şimdi e, özellikle ben şunu söyleyeceğim e, M kartezyen E n bunun e, kartezyen çarpımının eleman sayısını ben nasıl buluyorum şöyle buluyorum e, yani size neyden bahsediyorum S m çarpı n yani şundan bahsediyorum bu şöyle bulunuyor arkadaşlar. S M çarpı S N yapılarak bulunuyor. O zaman yani şunu demek istiyor burası. A bileşim C ile B bileşim C'nin çarpımı ne olacak? 24 olacak. Tamam, güzel, çok güzel. Peki e, burada çarpımları 24 olan sayıları bulun. Bakın bunun da bir taktiği var. Hemen bak sınavda şöyle bir şey gelebilir ha. Bizden fazla değerli bir şey gelebilir. Bak ben burada yine acıdım, İnsaf ettim. İlk soru diye moral bozmasın kimse bana şey yapmasın, yüklenmesin diye. Ama bak biraz bir sonraki levellerde bunun ikilisini yapacağım. Neyse keşke şu taktiği göstermeseydim diyeceğim de neyse başladım göstereyim. 1 2 bak böyle çat çat 2. 2'den İki, sonra 3 8 4 olmaz. 4 6 5 olmaz. 6 4. Bitti. Böyle buluyorsunuz tamam mı? E, yani en küçükten başlıyorsun. Böyle basit bir bilgi 6. sınıftan anlatıyorlar ama çoğu da bilmiyor. Geçen de ki, bir paylaştım kimse bilmiyor. Bayağı da fırça attım size hakkınız helal Neyse şimdi A ile C'yi birleştireceğim yani. Bak burada A birleşim C kümesi var. A birleşim C kümesinin Eleman sayısı şu anda kaç? A'nın eleman sayısı 1 2 3 4 5 6 7 elemanlı. Şimdi e, bu bu hani işte S A birleşim C e, çarpı S B birleşim C eşittir ne oldu? 24 mı olacak? Tamam. İyi de o zaman bu e, şu anda zaten en az bak en az C'deki elemanlar A'da olsa bile A birleşim C şu anda minimumdan seyrediyor. En az yeni, eleman, yeni elemanlı şu anda. En az 7 elemanlı bak. En az 7 elemanlı. Peki bak bunu yazdım. Hocam niye bunu yazıyorsun? Ya sen kafayı mı üşüdün? Yok kafam yerinde üşümedi. E peki A en fazla kaç elemanlı olabilir? Onu da aslında buradan görebiliyoruz. İşte 7, 8, 9. O da en fazla 9 elemanlı. Aslında buradan görülüyor. E, i̇şte diyorum ki bir sonrakinde burada makas makas yapacağım buraya. Bak o soruyu da yazacağım. Dikkat edin. Şimdi A birleşim en az 7 elemanlı. En fazla 8, e, 9 elemanlı. Neden en fazla 9 elemanlı? Şu C'deki elemanlar A'dan farklı olsa bile... En fazla kaç eleman yapabilir? 9 eleman yapabilir. Güzel. O zaman şöyle bir şey yapabiliriz. Şöyle bir şey yapabiliriz. Bu da x ve y'de birer rakam demişiz ya. Oradan dolayı buna dikkat edin. Gerçi onu şu an burada çok da şey yok ama. Neyse. Şimdi o zaman e, 1 çarpı, şu 1 çarpı 24 olamaz. Bu gitti. 2 çarpı 12 olamaz. 12 çarpı 2 de olamaz. 3 çarpı 8, 8 çarpı 3. 3 çarpı 8 olamaz da 8 çarpı 3 olabilir. Heh. Tamam. Bu 4 çarpı 6 ya da 6 çarpı 4 dolamaması Çünkü eleman sayısı en 7 ile 9 arasında. Bu da gitti. Tamam bak. Bir sonrakinde buradan bir tane daha gelecek yani. Anladınız mı? Onu yapacağım. Takipte kalın yeter gibi. Hocanıza bir gaz verin hocam. Şöyle yapalım hocam. Böyle yapalım hocam. Yapar hocanız her şeyi yapar Allah'ın izniyle. Çok boş yaptım bu videoda sanki ama bence yapmadık. Neyse 8'e 3. A birleşim C'ye 8 elemanlı olacak. Şimdi B birleşim C'de 3 elemanlı. Şimdi B ile C birleştiği zaman eğer 3 eleman olacaksa bu şu anlama geliyor. Zaten B ile B 3 elemanlı. O zaman bu X ve Y sayıları yani şu X ve Y sayıları e, 2, 5 ve 7'den biri olmak zorunda. Tamam. E şimdi A birleşim C'nin de 8 elemanlı olması isteniyor. Bak A birleşim C 8 elemanlı olacak. E o nasıl 8 elemanlı olacak? O da şöyle 8 elemanlı olacak. Zaten burası 7 elemanlı ya. E, bunu birleştirdiğin zaman şu A birleşim C yaptığın zaman 8 elemanlı olması için bu x ya da y'den birisi a'da bulunmalı. O zaman şöyle yapacaksın aslında. Mesela x 2 olabilir mi? Bana tek tek cevap verin. x 2 olabilir mi? Mesela x 2 olsa b'de var mı? Var. Güzel. Burada var mı? Yok. Peki. y ne olabilir? y de mecburen 5 ya da y'den biri olacak. Bak y 5 olsun. Şimdi x 2 y 5 dersen a birleşim kaç elemanlı yapıyor? Tamam 5 bunda var ama 2 yok. a birleşim 8 elemanlı yapıyor değil mi? Dikkat et bak 7 eleman burada var burayla birleştiriyorsun. 5 eleman olarak bulduğu için A bileşim C kaç yaptı? 8 eleman yaptı. Bu olabilir. Bak bu olabilir. B bileşim ne o da 3 eleman. Zaten 2 ve 5'ten seçtiğim için B bileşim C'nin 3 elemanlı olduğunu tartışmana gerek yok. Peki x2 değil de başka ne olabilir? X'e 5 desek. Mesela x'e 5 desek. Eee x5 olsa 5 burada da var. Mesela y ne olabilir? Eee şimdi y de y de ne olabilir? de şey olabilir. Bir dakika. Y'de 7 olabilir mi? 5-7 olursa bak olmuyor. Neden olmuyor? Çünkü X-5-Y-7 olursa 5 ve 7 burada da eleman olarak var. Dolayısıyla bu olmaz. 2-5. Peki X-2-Y-7 olabilir mi? Onu unutuyordum az kala bak. X-2-Y-7 2 ve 7'yi seçtim. Yine B birleşimciye sağlıyor. 2 burada yok. 7 var. Tamam bu da olabilir. O zaman 2 kere 5 10 7 kere 2 14 toplayın kaç yapıyor 24 yapıyor o zaman cevap 24 olacak bak zor soru değil ama çıkmış şimdi ben ne yapayım yani bana mesela alta yazıyor diyor ki hocam diyor easy ya yani yavrum izi de işte çıktı ne yapayım yani atayım mı kendimi yok atamam e, dolayısıyla böyle devam edeceğiz bak bir şey söyleyeyim size buraya kadar dinlemeyi başardıysanız harbi siz bir kıyak ettiniz bak şimdi adam kendini integralle alanda yırtıyor parçalıyor 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 parçalıyor, parçalıyor. bir net çıkaracağım diye değil mi? Ulan şu bedava lan. Şu net bedava lan. Niye kaçırıyorsun? İntegralde alanı yapınca sana ÖSYM e madalya veriyor? Komutanım gel. İntegralde alan yaptın. Lan ne adamsın be. Optiğin ayrı mı okuyor senin? Masana fazla mı şeker koyuyor? Yok.